doğrusu Batı medyasının olup bitende önemli bir sorumluluğu var. Çünkü gerçekten bir tür savaş çığırkanlığı yaptılar uzun süre. Evet. Ve yani savaş boyaları süründüler, tamtam çaldılar neredeyse. Çatılarda konumlandılar, başlıyor dediler. Ve bir şey beklentisi yarattılar. Yani bu Rusya ile NATO'nun bir savaşı olacak. Büyük bir dünya savaşı çıkacak. Halbuki aslında bildiğim kadarıyla yani Biden böyle bir şeyden söz etmedi. Yani hani bir Evet. müdahale olursa biz de müdahale ederiz demedi. Zaten demesine de imkan yok. Yani bir NATO ülkesi değil Ukrayna. O yüzden hani bir NATO ülkesine yapılan bir saldırıda otomatik NATO anlaşmasının devreye girip müdahale şansı yok Ukrayna için. Bu biraz Batı medyasının körüklediği bir şeydi. Biden da o sorulara karşı yani hani gerçekten o biraz basının şaşkınlığı ve kendi yarattıkları bir illüzyona inanması durumu var orada. Bildiğimiz dünyaların sonu derken tabii şu işte bu soğuk savaşın bir caydırıcılığı vardı. Birbirine eşit iki kuvvet, Varşova ve NATO paktları benzer bir nükleer yarış içinde artık birbirine dokunamaz hale gelip neredeyse barış bir savaş ortamının, muhtemel bir savaşın korkunçluğu üzerine inşa edilmişti. Şimdi Rusya ve özellikle Çin'in de Putin'i desteklemesiyle Ukrayna krizinde orada iki otokrat liderin müthiş bir işbirliği ve karşısında darmadağın bir Batı dünyası görüntüsü. Bu yeni ve bu tehlikeli. Çünkü Putin müthiş cesaretlendi şu anda. Yani müthiş bir kararlılık sergiledi, işgal etti ve Batı'nın hiçbir şey yapamayacağını görmüş oldu bütün dünya. Bu tabii hani Gürcistan'a, Belarus'a, çevredeki bütün ülkelere bir mesaj yani bakın sizde de en ufak bir kımıldama olduğunda ben buradayım ve gördüğünüz gibi güvendiğiniz Batı sizi korumaya gelmeyecek mesajı. O yüzden bu Sovyet Çin ittifakı, Rus Çin ittifakı eğer kalıcı olursa yani sadece bizler değil çocuklarımızın geleceği için çok zorlu bir dünya çıkacak karşımıza. Kaldı ki bu savaşın ne yazık ki hani iyi tarafı da yok. Hani iyilerle kötüler birbiriyle savaşmıyor. Yani NATO'nun da ve Amerika'nın da iyi bir sicili olduğunu söyleyemeyiz. İşte Afganistan'da gördük, Irak'ta gördük, Suriye'de gördük. Yani neye muktedir olduklarını, çıkarları zedelendiğinde neleri göze alıp neleri görmezden gelebildiklerini. Ve burada da son olayda çıkarlarının özellikle doğal gazla ilişkili endişelerinin ne kadar belirleyici olduğunu gördük. O yüzden iyi tarafı olmayan bir savaş bu. Zelenski'nin destekçilerinin hani neonaziler olduğunu biliyoruz. Yani orada Ukrayna milliyetçiliğinin nazilerden doğduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani orada da böyle çok bir mazlum halk var elbette. Ama hani ordunun asli unsurları ya da işte Zelenski'nin taraftarlarına baktığında gerçekten Nazi artıklarını görebiliyorsun. Buna Ama karşın Putin'i destekleyecek durumumuz da olmadığına göre burada iki tarafında durup barışın egemen olmasını dilemek başka dışında bize bir şey kalmıyor.